Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Dişlerimizi beyazlatıyoruz. Dişlerimizde lekeler varsa, sararmalar varsa bu kürümle gideriyoruz. Kürüme geçmeden önce ne yapıyoruz? Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Ve hemen geçiyorum tarifime. Vazgeçilmezimiz 1 tatlı kaşığı limon koyacağım. Sıkacağım güzelce. 1 tatlı kaşığı limonumuzu kaseme koyuyorum. 1 çay kaşığı aloe vera jelimi limon suyunun içine ilave ediyorum. Evinizde bitki varsa bitkiyi de kullanabilirsiniz. Hemen ağzını kapatıyorum. 3. malzememiz var. 3. malzememize geçmeden önce aloe vera jelini güzelce şöyle bir eritmek istiyorum. Aloe vera ne işe yarıyor? Dişlerimizdeki iltihapları önlüyor. Aynı zamanda ağız kokumuzu gideriyor. Evet, erittikten sonra 3. malzeme zencefil, aynı zamanda diş eti iltihabı, diş eti hastalıklara bağlı olan bakterilerin büyümesini engelliyor. Hemen 1 çay kaşığı da zencefilimi ilave ediyorum. Parmağımızın ucuyla 1 tutam da karbonat. Kaşık kullanmayacağım çünkü 1 tutam atacağım. Bu şekilde atıyorum. Yakından göstereyim. 1 tutam karbonat koyduğumuz için köpürüyor, gayet normal. Son olarak da kullandığımız diş macunundan 1 tatlı kaşığı koyacağım. Hemen şöyle daha rahat sıkabilmek için sıkıyorum. 1 tatlı kaşığı diş macunumuzu da koyduktan sonra tekrar karıştırıyorum. Lekeleri gideren de dişlerimizi inci gibi bembeyaz yapan kürüm hazır. Nasıl kullanacağız? Her gün sabah akşam aynen dişlerimizi nasıl fırçalıyoruz, o şekilde dişlerimizi fırçalayabiliriz. Üstüne basarak söylemek istiyorum. Karbonat sadece 1 tutam olacak. Çünkü fazla olursa diş minelerimize zarar verebilir. O yüzden az kullanacağız. Hemen kozmetik küçük bir kutuma koyacağım ben. Eğer isterseniz bu ölçünün 2 katını da yapıp daha da doldurabilirsiniz. Hiçbir bozulma olmuyor çünkü. Bitene kadar dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Ağzını da kapatıyoruz güzelce. Banyomuzun aynen bir kenarında dursun. Batırıyoruz. Aynen bu şekilde. Batırdıktan sonra tekrardan ağzını sıkıca kapatıp banyomuzun bir köşesinde saklayabiliriz. Videomun sonuna geldim. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.